Bu ülkenin başbakanı ve hükümet sözcüleri ve milletvekilleri günlerdir büyük bir tahrik ve provokasyon faaliyeti çalışması yürütüyorlar. Bu ülkeyi yöneten insanlar maalesef toplumdaki bu gerilimden, kutuplaşmadan yeterince tatmin olmamış olacaklar ki bunu büyütecek toplumdaki bu gerilimi derinleştirecek bir tutum sergiliyorlar. Başbakanın kendisi Paris'te Charlie katliamını protesto ediyorum iddiasıyla yürüyüşe katılıyor. Yani orada o derginin yanında dayanışma gösterdiğini iddia ediyor. Buraya döndüğünde o dergiyle dayanışma gösteren bir gazeteyi, Cumhuriyet Gazetesi'ni ve onun şahsında okurlarını linç edecek, hedef gösterecek bir çalışma yürütüyor. Bu başlı başına büyük bir tutarsızlığın, ikiyüzlülüğün göstergesidir. Başbakan açıkça çıkıp Cumhuriyet Gazetesi'ne olsa olsa teşekkür edebilirdi. Çünkü ortada bir hakaret yok, Hazreti Peygamber'e bir saldırı yok. Paris'teki katliama karşı, terör saldırısına karşı bir dayanışma var ortada. Başbakan Paris'teki vahşi katliam nedeniyle IŞİD, El-Kaide, AKP ortaklıklarının, işbirliğinin iyice dünyada tartışılır hale gelmesi ve Türkiye'de iyice teşhir olmasından kaynaklı olarak kendi üzerlerinde oluşan basıncı başka yere atmaya çalışıyorlar. Siz insanlara bu şekilde açıkça hedef gösterecek tahrikkar bir üslupla, tutumla, başbakan sıfatıyla bu şekilde yaklaşırsanız ülkede iç barışı sağlamak giderek zorlaşır. Yani başbakan ne yapmışsa onlar da onu yapmış. Eğer ortada bir yanlış varsa Sayın Davutoğlu, gidip İsrail başbakanıyla kol kola yürüyen sensin, biz değiliz. Yanlışsa Paris'teki yürüyüş yanlıştır. Bunun öz eleştirisini ver. Yok doğruysa Fransa'daki Paris'teki katliamla dayanışma göstermek doğruysa Türkiye'de dayanışma gösterenleri hedef göstermekten vazgeçin. Hazreti Peygamber küçük bir grubun malı falan da değildir. Bütün İslam aleminin peygamberidir. AKP ve onun etrafındaki bir grup tetikçi buradan kendine siyasi rant çıkarmaya çalışıp başkalarına saldırı gerekçesi haline getirmesin bunu. Çıkıp açıkça IŞİD işbirliğinin hesabını versinler.